önceki gün Jeremy Powell'ın yapmış olduğu FOMC açıklamaları neticesinde piyasalardaki korku endekslerinin yukarıya doğru gittiğini gördük. Yani biraz daha tedirgin olmaya başladı piyasalar. Bunun sebebi Powell'ın yapmış olduğu faiz artışlarına devam edebiliriz açıklaması oldu. Faiz artışı bizim istemeyeceğimiz cinsten bir durum arkadaşlar. Çünkü piyasalardaki doların biz çekilmesini istemeyiz. Piyasalara dolar akışının olmasını istiyoruz. Bu sebepten Artık Fed'in yavaş yavaş söylemiş oldukları gibi bir kanaldan da faizleri sabit tutup sonrasında aşağı doğru çekmesi beklentileri içerisindeyiz. Sizlere daha önce kripto para sektörünü bekleyen Büyük Gelişmeler isimli videomda da açıklamış olduğum gibi kripto sektörünü yukarıya doğru tetikleyebilecek haberlerin bir tanesi de bu FOMC'nin faiz düşürmesi olacak. Buradaki diğer anlatmış olduğum şeyleri de izlemek isteyen arkadaşlar bahsetmiş olduğum başlıktaki videoya giderek izleyebilirler. Korku artarken ve FOMC bu açıklamaları yaparken tabii ki piyasalarda belli başlı haberlerde özellikle Binance üzerinden şu an piyasaları yürütüyorlar. Durumlar söz konusu arkadaşlar. Bu gibi haberler içeriğine değineceğiz. Özellikle Ethereum'un haftalık dominans grafiğinde önemli bir konu üzerine gelmiş vaziyetteyiz. Bununla birlikte grafiksel bazı olarak bu videoda ilerleyeceğimizi de söylemek isterim. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. öncelikle arkadaşlar Fed'in bu şahin duruşunu bir an evvel terk etmesi gerekiyor. Bunu da görüyoruz ki belli aylar itibariyle söz konusu olarak karşımıza çıkmayacak. Yani faiz artışı söylemleri ve faizin bu 5.5 seviyelerinde kalması biraz sürecek gibi gözüküyor. Piyasalara en azından bu şekilde inandırmış vaziyette FOMC tarafı. Bu inanmışlıkla beraber de bu düşüşler veya piyasaların bu şekilde yatay volatil olması arkadaşlar söz konusu olacaktır bir süre. Bu aslında uzun vadeli yatırımcıların işine gelmesi gereken konulardan bir tanesi. Çünkü biz toplamaya devam ediyoruz. O gün yani boğa günü gelene kadar çantalarımızı doldurmaya devam edeceğiz ve ediyoruz. Burada güzel projelerle ilerlemeye devam ediyoruz. Edeceğimizi tekrardan hatırlatmak isterim. Fed'in ne zaman faiz indirimlerine gideceğini şöyle bir kontrol edecek olursak 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. ABD başkanlık seçimleri gelmeden evvel piyasaların özellikle biraz daha rahatlatılması beklenmektedir. Burada tabii ki Biden'ın da etkisi mümkün mertebe olacaktır. Çünkü tekrardan adaylığa koyduğunu bildiğimiz için arkadaşlar bu bakımdan Powell tarafına, FOMC tarafına bir baskı olma ihtimali de söz konusu. Yani burada faiz indirimlerini artık yavaş yavaş o Eylül'e doğru 2024'ün ikinci etabından sonra yavaş yavaş görme ihtimalimiz söz konusu ki zaten bu durum gündeme geldiği andan itibaren Powell veya FOMC tarafından yumuşak açıklamalar, faiz indirimleri, söylemleri gelmeye başladı an piyasalarda zaten ralliler çok büyük ihtimalle başlayacaktır. Yani piyasalara nakit akışları halihazırda hazırda devam edecektir. Tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bir önceki bitcoin ve kripto para rallesindeki toplam dolar rezervine baktığımız zaman FOMC'nin basmış olduğu piyasalara sürdü. Şu an 3 aşağı 5 yukarı o seviyelerdeyiz. Faiz her ne kadar artırılmış olsa da o pandemi döneminde o kadar fazla dolar bastı ki FED tarafı bunu geri toplayabilmesi çok da mümkün değil anca bir miktarını geriye çekebilmiş vaziyette. Bu bakımdan şunu söylemek istiyorum piyasalarda halihazırda hazırda zaten dolar mevcut piyasaları ralliye kaldırabilecek dolar mevcut özellikle kripto para sektörüne yönelik adımlar atılmaya başlarsa tıpkı en son bu Ripple ve SEC davasında görmüş olduğumuz pozitiflikle beraber bu tarz haberler görebilirsek günde 2'ye katlayan 5'e katlayan projeleri görürüz arkadaşlar ki XRP coin'ine baktığımız zaman o gün neredeyse bir günde bir buçuk günde ikiye katlamış bir fiyat ile karşı karşıyaydık. Bu da önemli bir konu olmuştu bizim için. Yani piyasalar tetiklenmeye dursun. Tetiklendiği andan itibaren film kopar gider arkadaşlar. Bunu yakalayamayacak bir sürü arkadaşımız. Biz bunu yakalayabilmemiz için dolar maliyeti ortalamasıyla peyderpey alımlara devam edeceğiz. Ve bakış açımızı ve motivasyonumuzu bu yönde ilerletmeye devam edeceğiz. Özellikle Skybridge Capital'in CEO'sundan bir açıklama var. Bu bizim söylemlerimize yakın olarak diyor ki Bitcoin'in büyümesini engelleyebilecek cinsten birkaç olgu söz konusu. Yani bu olgular ortadan kalktığı zaman da zaten rally Bitcoin'de büyüme gelecektir. Yani bizle aynı söylemleri aslında ifade ediyor. Birincisi FOMC'nin Fed'in faiz artırmaya devam etmesi veya en azından bunun üzerinde durması bu konuşmaları yapması. İkincisi de özellikle SEC'nin başkanının geregen sırın kripto paralar üzerindeki baskıyı arttırması ve burada davalar, söylemler vesaire bunların komplo gibi kripto paraların üzerine yoğun bir şekilde, Karabulut gibi aktarılması yönünde. Yani bunlar kalktığı andan itibaren kripto sektöründe yeni bir tarih yazılacaktır. Arkadaşlar ABD başkanlık seçimlerini hafife almayalım. Biden olası bir tökezlemesi durumunda ki oldukça yaşlı ve sağlıksız görüntüsü söz konusu ve bunu gören halk da farklı bir seçim yapabilir. Özellikle kripto para yanlısı birinin seçimle gelmesi söz konusu olursa kripto dünyasında bambaşka bir yere evrilebiliriz arkadaşlar. Yani ne FOMC kalır faiz olgusundan kaynaklı ne bunun haricinde SEC başkanı kalır veya kripto para sektörüne baskı yapan isimlerden bahsediyorum. Bu isimlerin hiçbiri kalmaz ve biz hızlı bir şekilde büyümeye devam edebiliriz. Tekrar ediyorum. O gün gelene kadar bizimle yaptığımız önemli olacak. Binance takımı SEC'nin davasına karşı bir red başvurusunda bulundu. Özellikle SEC tarafı arkadaşlar Binance tarafından öyle bilgiler talep ediyor ki neredeyse Binance'in anahtarını verin gidin kardeşim şeklinde söylemleri var. SEC tarafının bunu zaten mahkeme başkanı görmüş idi birkaç gün öncesinden ve SEC tarafının istemiş olduğu birçok belge ve yetkiye red emrini vermiş idi. Ve bununla alakalı da Binance tarafı arkadaşlar bir red başvurusunda bu davanın bitirilmesi başvurusunda bulunmuş vaziyette. Kripto para piyasasını yakinen ilgilendiren konuların en başında gelen bir durum şu an. Özellikle düşüş meyilli hızın artıp artmayacağı yönünde arkadaşlar. Burada olası bir olumsuz bir durumla karşı karşıya kalır isek tabii ki Binance'in bu etkisiyle beraber kripto piyasalar tekrardan tepe taklak olabilir. Tam tersi durumda da tabii ki fiyatların yükselişiyle karşı karşıya kalabiliriz. Fiyatları yükseltecek yani bugüne kadar gördük ki en en temel unsur Fed'in tutumu arkadaşlar. Yani para piyasalar gelmesi gerekiyor ki piyasalarımızda da yukarıya yönünü çevrilsin. XRP severlere ekstra bir haberim daha var. Burada Japon borsasında özellikle 2020-2021 civarlarında eğer XRP leriniz bulunuyor ise sizlere bir yen airdrop'u yapacaklarını duyurmuş vaziyette bu borsa tabii XRP biriktirenler bir yandan üzülürken bir yandan da bu flayerlar buradaki yenler bunların kaymaklarını yemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu bizlere gösteriyor ki XRP'nin bir geleceği var ki buralara doğru yatırımlar yapılıyor, airdrop'lar yapılıyor vesaire. Eğer ilgilenen arkadaşlarımız varsa da buradaki borsa yarı droplarına bakmasını söyleyebilirim. Şimdi teknik kısımlara gelelim. Öncelikle grafikten de görmüş olduğunuz üzere Ethereum'un burada haftalık dominans grafiğini görüyorsunuz. Şu sarı çizgiyle göstermiş olduğum kısım bir trend arkadaşlar. Yukarıya doğru giden trend yani Ethereum'un hakimiyetini piyasalar üzerinde gösteriyor. Şöyle Bakınız çember içerisine almış olduğum bölümde de Ethereum'un artık trend desteğine gelmiş olduğunu görmekteyiz. Bu da bizlere yakın zamanda Ethereum fiyatında bir ile sert hareketlenmelerle karşı karşıya kalabileceğimizi söyler. Buradaki trendin altına kırılım çok fazla beklememekle birlikte bu trend desteğinden tekrardan yukarıdaki yeşil alan olan 20,60'lı seviyelerde bir direnç tekrardan bekliyorum. Ethereum'da bu da fiyatta bakınız sert hareketlenmeleri bizlere söyler. Bu bakımdan önemli bir şekilde Ethereum'u takip etmekte gerekiyor. Son zamanlarda özellikle Ethereum'da short pozisyonlarda da böyle yoğunluk gördüğümü de belirtmek isterim. Sadece fiyatın yukarıya doğru değil, aşağı yönlü de bir operasyon yapılabileceğini lütfen unutmayın. Bitcoin grafiğiyle devam edelim. Burada yukarıdaki 27.500 seviyelerden red yedikten sonra tekrar aşağıda bulunan 26.300 seviyelerdeki destek bölgesinden böyle alıcılar buldu kendisine Bitcoin grafiği arkadaşlar. Şu kırmızı bulutumsu alanı yani buradaki indikatörün direnç bölgesini geçmeden Bitcoin'de yükseliş senaryosu beklemeyelim. Burada zaten bir trend oluşumu da söz konusu. Bakın defalarca reddedik Yani şu an itibariyle 27300 seviyelerin üzerinde bir günlük kapanış olması lazım. Buraların üzerindeki günlük kapanışlar trendi yukarıya doğru destekler nitelikte gözükecektir. Aşağıda dediğim bu 26300 seviyelerin altına kırılım gelirse Tekrardan 25 binli seviyeler gündeme gelir Bitcoin grafiğinde arkadaşlar. Sonrasında geldik Ethereum'un grafiğine. Ethereum dominansına baktık ama Ethereum grafiği ne diyor? Ethereum'da dirençten red yemiş ve şu an ters çanak görüntüsü kısa vadeli de olsa söz konusu. Aşağıda bulunan 1533 dolarlı seviyelere dikkat edelim. Bir de şöyle uzun vadeli bir teknik destek bölgesi, trend desteği bölgesi göstermek istiyorum. Bakınız ta buradan 17 Haziran 2022'den gelen bir destek bölgesinden bahsediyoruz. Olası şu mavi bölgenin kırılımı fiyatı kuvvetle muhtemel 1450 dolarlara kadar getirebilir ki şuradaki alana çok dikkat edelim. Bu alanın kırılmaması lazım Ethereum'da. Yani 1450 ile 1410 dolar seviyeleri önem arz eder. Buranın kırılımı fiyatı ta 1100 bin dolarla seviyelere kadar getirebilir. Bu bakımdan Ethereum'daki söylemiş olduğumu teknik destek bölgelerini pür dikkat takip edelim. Son olarak arkadaşlar bugünün momentum yüksek projesi olan AAV projesine tekrardan bakmak istiyorum. Burada kafasını güzel kaldıran ve direnç bölgelerini bir bir geçen bir fiyat odaklı AAV grafiği görmekteyiz. 60.70 seviyeleri şu an teknik destek bölgesi fakat şöyle bir bakınız düşen simetrik üçgen formasyonu düşen üçgen formasyonuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durumla karşı karşıyayız bakın yaptığı hareket tamamen bu şu an tekrardan Dirence doğru yani 70 dolarlı seviyelere doğru gidebiliyor. Bu da bize ne gösterir? Şu anki piyasa şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda 70 dolar seviyeleri bir take profit olması lazım. Aşağıdan maliyetlendiysek buradan tekrardan bir short pozisyonuyla beraber 47-48 dolar seviyeleri hedeflenmeli düşüncesi bende oluştu. Özellikle şu turuncu alandan sürekli red yediğini de göz önünde bulundurursak. Tabii şöyle de bir durum söz konusu. Şu alana baktığınız zaman şu alanın içerisinde bir W formasyonu görmeniz lazım. Bakın şöyle. Çok pardon. Şöyle bir W formasyonu ile beraber. Tabi buradaki kırılımı görebilirsek yukarıda bulunan 81 dolarlı seviyenin üzerinden sonra ta bu 120 dolarları da bekleyebiliriz. Ama kırılım görmek lazım. Göremezsek take profit ile beraber aşağı short pozisyonları daha makul olabilir. Benim düşünceme göre. Bugün Twitter vasıtasıyla bir arkadaşımız bana sorusu oldu. Petrole short pozisyon almak istiyorum dedi. Ona tabii videoda bir yanıt vermiştim. Buradan sizlere de Quantfree platformunu anlatırken bugün tekrardan hatırlatmak isterim. Quantfree platformu içerisinde hiçbir şekilde komisyon ve işlem ücreti ödemeden 1600'ün üzerinde kripto para, hisse, ETF, MTA, işte döviz çiftleri gibi konularda işlemler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de ham petrol grafiği gördüğünüz gibi. Bu grafikte CLX3 kodunu aratarak grafiğe erişim sağlayabilirsiniz. Şu an 90.70 dolarlı seviyelerden işlem görüyor. Peki ben buna nasıl short pozisyon açacağım? Öncelikle tabii ki nereden girip nereden çıkmam gerekiyor? Zarar kes yani stop loss ve take profit yani kar alımı nereye koymam gerekiyor? Sorularını cevaplandırmam lazım. Mesela şuradan short açacaksam kendime göre bir seviye belirliyorum. Sonra şu kısma geliyorum. Short pozisyonu kısmına. Buradan işte hangi fiyattan açacağım? Mesela 90.70'li seviyelerden açacağım. Şu an 71'de olduğu için izin vermiyor mesela. 75 dedim. Ne kadarlık açacağım? Diyelim ki 1000 dolarlık açacağım. Stop emrini nereye koyacağım? 90. 80'li seviyelerde stop koyacağım. Kar alımı da 85 dolara koyacağım dedim. Burada ne kadar zarar edeceğim, ne kadar kar edeceğim gibi konuları da görüyorum. Ve sonrasında işte ne kadar varil burada aslında petrol, ham petrol aldığımı gösteriyor. Burada 1000 dolara yaklaşık 11 varil petrole işlem açmış oluyorsunuz. Onayla dedikten sonra burada işleminiz onaylanmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ham petrolle işlem açmış oluyorum. Siz de eğer Quantfree platformunda bu tartışmaları yapmak isterseniz açıklamalar kısmında davet linki mevcuttur. Oradan Quantfree'ye gelebilirsiniz. Ahmet kodunu kullanarak ek olarak o kodla geldiğinizde 3 ila 250 dolara kadar kripto para veya hisse senedi hediyelerin olduğunu da belirtmek isterim. Evet arkadaşlar daha önceden sizlere soğuk cüzdanlarımı çeşitlendireceğimi söylemiş idim. Bugünkü çeşitlendirmiş olduğum ve kendime temin ettiğim wallet olan Tencim volut ile karşınızdayım. Bu bir soğuk cüzdan arkadaşlar ve Diğerlerinden birazcık ayrışıyor ve İsviçre malı olduğunu belirtmek isterim. Bir kredi kartı boyutunda daha doğrusu kredi kartına benzer bir yapısı söz konusu çünkü kart niteliğinde. Bunların ikilisi veya üçlüsü oluyor. Tabii ki çok teknik detayları var fakat ben bir entegrasyon videosu olarak bunu sizlere aktarmış olduğum için çok uzun olmasını istemiyorum bu bakımdan daha üst taraftan anlatarak sizlere nasıl kullandığımı belirtmek istiyorum. Bunların bende üçlüsü de var, ikilisi de var. Bunları temin ettim. Bugün sizlere ikilisinin nasıl kurulduğunu, nasıl kullanıldığını aslında aktarmak istiyorum. Öncelikle kutuyu açıyorsunuz. Kutu böyle geldikten sonra size şunu da söylemek isterim. Tencim Wallet eğer temin etmek isterseniz bunlar da siz de satın aldığınız zaman size bir referans linki veriyorlar. O referans linki ile arkadaşlarınızı da aldırırsanız size oradan komisyon ücretleri verdiğini belirtmek isterim. Ben de aynı şekilde satın aldım ve bir referans programı orada var. Ona katıldım ve onun linkini de aşağı bırakacağım. Siz Tangent Wallet soğuk cüzdan almak isterseniz o link vasıtasıyla alırsanız bana da oradan bir komisyon ücreti geldiğini belirtmek isterim. Tabii ki sizin seçiminiz, tercihiniz. En baştan söyleyeyim. Şimdi Tangent Wallet'ın nasıl kullanıldığına gelelim arkadaşlar. Öncelikle kutunun üzerindeki jelatini açtım. Sonra şuradaki yeşil ibareyi şöyle söktükten sonra arkadaşlar şöyle bir kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve içerisinden gördüğünüz üzere kartlar şöyle çıkıyor. Ben ikili kart sistemi aldığım için şöyle ikili kartın çıkmış olduğunu görüyorsunuz. Birincisi ana kart, ikincisi yedek kart. Bunların birbirinin yedeği olduğunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bunları birazdan cep telefonumuzun uygulamasına kuracağız ve bu uygulama vasıtasıyla da bir tanıtım yapacağız. Oradan aslında bunların içerisinde ne var ne yok hep beraber göreceğiz. Önce ne yapmamız lazım? Bunları aldıktan sonra kutunun üzerinde de yazıyor. Ve Apple Store veya Google Play üzerinden uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamada Tangem Crypto Wallet olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere Tencim Crypto Wallet bunu indireceksiniz. İndirdikten sonra ne yapıyoruz? E, aç diyoruz. Ben buradan aç ibaresine şu şekilde tıkladım. Tabii bunu kuracağınız telefonunuzun içerisinde e, NFC özelliğinin olması gerekiyor ki eğer yeni bir telefon kullanıyorsanız NFC özelliği vardır. Yani yeniden kastımız artık bu 2015, 2016'lardan sonra bunlar artık telefonlara entegre edilmeye başlandı. Buraya geldikten sonra bakınız altta scan kart kısmı var. Yani kartı tarat diyor. Buraya tıkladıktan sonra kartımızı şu şekilde arka taraftan şöyle arka taraftan telefonun NFC kısmına yerleştiriyoruz. Kartı tanımlamasını bekliyoruz. Evet, success dedikten sonra kartın tanımlanmış olduğunu hep beraber gördük. Ana kartımızı bir kenara koyduk ve buradan onay işaretine tıklıyoruz. Onay işaretine tıkladıktan sonra burada Create wallet'a tıklıyoruz. Tekrardan bizlere burada kartımızı okutmamızı istiyor. Kartı bu şekilde okuttuk ve success dedikten sonra artık ikinci karta geliyor. Backup no kısmı. Bakınız buradan yedek kart kısmına geleceğiz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra yedek kartımızı aldık. Buradan add a backup kart diyoruz. Yedek kartı tanımlayacağız. Aynı şekilde NFC özelliğinin bulunduğu arka kısma tıklayacağız. Tekrar ediyorum. Şöyle arkadan. Evet buna da success dedi. Ve... Artık iki tane olduğu için ben buradan final kısmına tıklayacağım. Eğer üçlü bir set alındıysa üçüncüyü de aynı şekilde onaylatacaktık. Buradan final dediğimiz zaman kabul ediyoruz ve artık bir sonraki seçeneğe geliyoruz. Burada önemli olan bir kısım var arkadaşlar. Bu kısımda şu kartlarınıza ekstra bir şifre tanımlıyorsunuz. Tıpkı bankamatiklerde olduğu gibi burada da özel bir pasaport veya bir şifre tanımlayacağız. Bu şifreyi kimseye söylemezseniz iyi olur. Çünkü kartı eline geçirdiği zaman şifreyi de biliyorsa içeridekilere erişebilir. Fakat şifreyi bilmediği durumda siz de şifreyi unutursanız karta erişemezsiniz. Erişebilmeniz için veya şifreyi sıfırlayabilmeniz için iki kartın da sizde olması. Eğer üçlüyse de yine iki kartın sizde olması gerekiyor. O yüzden bu şifreyi de hatırlayacağınız bir şifre yaparsanız iyi olur. Buradan ben bir şifre belirlemek için kontün. Devam kısmına geliyorum ve Buradan bir şifre oluşturacağım. Evet, şifreyi oluşturdum ve bu kısmı artık geldik. Burada yapmamız gereken şey oluşturduğumuz bu şifreleri kartlara tanımlamak olacak. Öncelikle burada bakınız sonu 3980'miş benimkinin. Bununla biten kartı arkadan bana tanımla diyor. Buradan scan dedikten sonra bu kartı hemen tanımlayacağım. Şöyle yapıyorum. Ana kartım olduğu için bunu tanımlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadan kontrol ettim. Evet. Burada hemen NFC kısmına şöyle yerleştirdim. Tekrar ediyorum. Ekran elim değdiği için böyle bir geri ekrana düşme oluyor. Hemen buradan bekleyeceğiz. Evet 15 saniye bu şifrenin atanmasını bekliyoruz. Bu şifre belirlemiş olduğumuz şifre kartın içerisindeki çipe şu an gömülüyor arkadaşlar. Bu 15 saniyelik bekleme aslında bunu ifade ediyor. Şimdi ana kartımın şifresi belirlendikten sonra artık yedek kartıma geçiyorum. Bu yedek kartı da tanımlamak için kartı NFC kısmına telefonu koyuyorum ve buradan kart 1 kısmına tıkladıktan sonra bunun da aynı şekilde şifresinin içerideki çipe gömülmesini bekliyorum. Gerçekten güvenli bir teknoloji. Burada şunu merak edenler olabilir arkadaşlar. Normalde private keyler bizde olması lazım. Bunlar nerede? Bunlar bu kartların içerisinde gömülü arkadaşlar. Kimsenin ulaşamayacağı şekilde. Evet, kartımız, cüzdanımız oluşturuldu. Artık continue to my wallet'a tıkladığımız zaman cüzdanımızın oluşmuş olduğunu görüyoruz. Burada yine ekstra bir güvenlik seçeneği de söz konusu arkadaşlar. Buradan yine yüz tanıma veya normal şifre veya parmak izi okuyucusuyla bunu da ekleyebilirsiniz. Evet, burayı da ekledikten sonra gördüğünüz gibi cüzdanımızın kurulumu gerçekleşti ve artık arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan istediğimiz kripto parayı ne yapabiliriz? bu cüzdanımız içerisine kendi şahsi soğuk cüzdanımız içerisine ekleyebiliriz. Bunu yapabilmek için mesela öncelikle buradan örnek veriyorum Near token'ı ben kendi cüzdanıma eklemek istiyorum. Manage token diyorum. Buradan Near'ı bulmak istersem şuradaki arama kısmına hemen yazıyorum. Evet Near protokolü burada görüyorum. Burada aşağıdaki şu kısma tıkladığım zaman hangi ağda olduğunu görebilirsiniz. Mesela Binance Smart Chain ağındaki Near ekleyebilirsin istersen diyor. Buradan save change dedikten sonra Near'ın eklendiğini gördük. Buraya mesela ben Near atmak istersem üzerine geliyorum. Buradaki adres bakınız yazılı olan adres kısmına copy diyerek bunu kopyalayıp artık borsadan veya farklı bir cüzdana satın almak istiyorsan buraya atmak istiyorsam içerisine bu şekilde atabiliyorum ve tabi bu işlemleri yaparken sizden her defasında onay isteyecek diyelim buradan bir swap işlemi yapacaksın veya buradan farklı bir cüzdana gönderme işlemi yapacakken sizlere hemen kartınızın NFC özelliğiyle burada diyecek ki bu kartı aşağıda NFC'sini tanıt diyecek arkadaşlar ve siz de bunu yaparak güvenli bir şekilde soğuk cüzdanınızı kullanmış olacaksınız. Evet artık soğuk cüzdanın nasıl kullanıldığını hep beraber gördük. Detaylı bir şekilde aslında bu oldu. Sorusu olan arkadaşlarım varsa bana yine yorumlar kısmından yazabilir. Tencim Wallet'a erişmek isteyen arkadaşlarımız da varsa aşağıda referans linkimle beraber bir kodum mevcut arkadaşlar. O linke tıklayarak siz de Tencim Wallet'ı temin edebilirsiniz. Ben teminde ne kadar süre geçirdim? Yaklaşık bir 10 günde falan bana yurt dışından geliyor tabii ki bu cihazlar kendi üretim yerlerinden. 10 günde falan geldi arkadaşlar. Öyle bir süresi de olduğunu belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınız, beğenileriniz ve videomu paylaşmanız gerçekten beni motive ediyor ve burada kanalımızın büyümesine oldukça destek verdiğini söylemek isterim. Yorumlarını eksik etmeyen, beğenilerini eksik etmeyen kıymetli arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hepiniz var olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.